Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle birlikte son dönemde çok tartışılan bir konu haline gelen sosyal medyayı ele alıyoruz. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak yeni çocuğuyla ilgili Twitter'da bir paylaşım yapmıştı ve bu paylaşımın sonrasında birçok böyle hakaret veya kötü yorumlar gelmişti bu paylaşımın altına. Bu olaydan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir açıklama yaptı ve sosyal ağların, özellikle sosyal ağların burada altını çizdi ve aynı zamanda Netflix'in de Türk vatandaşlarına, Türk milletine yakışmadığını ve bunlarla ilgili bazı düzenlemeler yapılacağını söylemişti. Tabii kamuoyunda bu açıklama çok farklı şekilde algılandı. Yasak geliyor, kapatılıyor, Facebook kapatılacak, Twitter kapatılacak, Netflix'e erişim engellenecek falan gibi bir sürü böyle farklı bilgi dolaştı. İşte çeşitli iddialar ortaya atıldı. Aslında bu iddialar ya da sosyal medyanın kontrol altına alınması yeni bir olgu değil arkadaşlar. Dünyanın farklı ülkelerinde de benzer tartışmalar yaşandı, yaşanıyor hala. Ve ülkemizde de bu tartışmalar aslında geçmiş yıllarda da yaşanmıştı. Yaklaşık 2 sene önce 2018 yılında da yine bu sosyal medyanın kontrol altına alınması, işte vergi verme konusu vesaire gibi konular tartışılıyordu. Yine kamuoyunda 2 sene geçti üzerinden pek bir değişiklik olmadı bununla ilgili olarak. Şimdi tekrar yine aynı konu gündeme gelmiş gibi görünüyor. Peki konunun özünde ne var? Daha doğrusu bazı düzenlemeler yapılacak deniyor 15 Temmuz'a kadar. Meclis çünkü kapanıyor 15 Temmuz'da. Tatile çıkıyor daha doğrusu. 15 Temmuz'a kadar bu düzenlemelerin çıkması beklendiğine dair bir iddia var ortada. Peki ne isteniyor? Şimdi birinci konu aslında bu uzun yıllardır tartışılan ve dünyanın farklı ülkelerinde de yine önemli problem haline gelen vergi meselesi. Vergi önemli. Neden arkadaşlar? Bugün biz Facebook'ta, Google'da ya da LinkedIn'de ya da Twitter'da bir ilan verdiğimiz zaman bir paralı ilan verdik. Google'da, Facebook'ta fark etmiyor. Bütün sosyal medyalar için geçerli. Para yurt dışına ödeniyor. Yani siz Google'da işte İrlanda'da onların merkezi var. Avrupa merkezinden bahsediyorum. Oraya ödeme yapıyorsunuz. İşte Facebook'un da benzer İrlanda'da var bildiğim kadarıyla. Diğer işte yazılımların, diğer uygulamaların da yine merkezleri neredeyse oraya bir ödeme yapıyorsunuz. Tabii bunun vergi konusu birazcık sıkıntılı. Yani Türkiye'den ciddi miktarlarda paralar kazanıyor bu sosyal ağlar ve bunlarla ilgili bir vergi ödenmiyor. Bununla ilgili geçtiğimiz yıllarda bazı düzenlemeler yapıldı aslında ama daha çok o vergiyi o markalardan, şirketlerden almak üzerine değil de ödemeyi yapanlar üzerinden bir vergilendirme sistemi geldi. Şu anda aktif olarak kullanılan bir sistem var. Siz diyelim ki Google'a 10 bin liralık bir reklam verdiniz. 10 bin liralık reklama bir beyanname hazırlıyorsunuz. Muhasebeci arkadaşlar beni daha iyi anlayacaktır bu konuda. Daha sonra o 10 bin liranın KDV'sini devlete ödüyorsunuz. Ve bu sayede o 10 bin liranın tamamını gelir vergisinden düşebiliyorsunuz. Böyle bir kurgu söz konusu. Şu andaki durum bu. Ama tabii bu şu anlama gelmiyor. Google'dan vergi almıyor devlet. Vatandaşın KDV almış oluyor yani o şirketten ya da kişiden. O KDV sonucunda da siz de bunu vergiden düşebiliyorsunuz. Aslında bu konu dünyada da tartışılan, çok tartışılan bir konu. Yani yeni nesil aslında sistemler bunlar. Bu sadece sosyal ağlar için söylemiyorum. Diyelim Adobe Photoshop aldınız, Adobe Premiere üyeliği aldınız. Bunların parası da yurt dışına ödeniyor ve buralardan da bir ciddi bir gelir kaybı söz konusu. Ama bununla ilgili ne yazık ki Türkiye'de en azından çok tatmin edici bir düzenleme yapılmadı bugüne kadar. İkinci konu ise sosyal medya hesaplarının gerçek kişiler ve kimlikler üzerinden açılma zorunluluğunun getirilmesi. Tabii bu günümüz şartlarında ne kadar uygulanır bana pek mantıklı gelmedi. Çünkü sosyal medyanın mantığına aykırı bir şey bu. Yani TC numaramızla mı gireceğiz mesela kayıt olmak için Twitter'a ya da LinkedIn'e ya da işte diğer mecralara? Yani garip bir noktaya götürür. Bence uygulanması kolay bir şey değil. Elbette bu şu anlama gelmesin. Lütfen yanlış anlamayın sevgili takipçilerimiz, okuyucularımız, izleyicilerimiz. Hakaret etmeyi ya da bu tarz böyle hani isimlerin arkasına sığınarak bir şeyler bize de söyleniyor. Twitter'da da, işte YouTube'da da mesela belki bu videonun altına da yazacaksınız. İşte sen bu işten anlamıyorsun, git bu işleri bırak. Bizim YouTube kanalımızda çok yapılan yorumlar bunlar. Bir işi beceremiyorsunuz falan filan gibi. Yani benim tabirimle yolda görse elimizi öpecek arkadaşlar gelip Twitter'da, Facebook'ta, YouTube'da ya da neredeyse artık orada sallayabiliyorlar istekleri gibi. Tabii bunun olmaması lazım. Bu doğru bir şey değil arkadaşlar. O yüzden böyle bir düzenleme yapılabilir mi? Bana çok mantıklı gelmiyor. Çünkü nasıl yapacaksınız bunu? TC'li mi gireceksiniz? Girseniz nasıl olur? O bilgiler kime gidecek? Kimde duracak? Çünkü bu
Sosyal medya uygulamalarının hiçbir tanesinin Türkiye'de sunucusu yok. O TC numaranız kime gidecek? O hani sizin gerçek insan olduğunuzu onaylatma süreci nasıl olacak? Biraz karmaşık şeyler bunlar. Pek uygulanabilir bir şey gibi gelmedi bana. Üçüncü konu ise aslında biraz da şöyle, ofis açma isteği üzerine yapılmış bir durum bu. Biliyorsunuz sosyal ağların Türkiye'de bir kısmının var, bir kısmının yok. Ve olanlar da genelde, mesela Facebook Türkiye'de bulunuyor ama genelde pazarlama, yani reklam, para kazanmak için bulunuyor. Yoksa burada Facebook'ta sizin başınıza bir sıkıntı geldiği zaman ya da bir sorun oluştuğu zaman karşınıza bir muhatap bulmanız çok zor. Türkiye için söylüyorum. Yurt dışına yazarsınız, onlar da artık ne kadar döner dönmez orasını bilemiyorum. Ama Türkiye'de bir muhatap bulmanız çok zor Facebook'ta. Diğer sosyal ağlar için de öyle. Twitter'da reklam olarak var ama bir sorununuz olduğu zaman iletişime geçebileceğiniz Türkiye'de birisi yok. Burada şöyle bir şey isteniyor. Sosyal ağların bir sorumlusu olacak ve bir sıkıntı olduğu zaman devlet tarafından birisinin, diyelim ki hukuki olarak birisinin bir şey isteneceği zaman, bu hesap kimin ya da bu hesabı kapatın, durdurun gibi konularda birinin burada muhatap olması isteniyor. Bu da pek kolay bir konu değil. Çünkü Türkiye'de genelde söylediğim gibi genelde işi daha çok para kazanma tarafında birileri var ama gerçekten de bir sorun olduğu zaman ya da bir problemi çözecek bir kimsesi yok bu sosyal ağların. Tamamı için geçerli söyleyebileceğim bir şey bu. O yüzden bunu da ben pek hayata geçirilebileceğini sanmıyorum. Belki ara çözümler bulunabilir diye düşünüyorum. Son konu ise arkadaşlar, aslında sosyal ağların genel problemi. Dünyada da böyle bir problem var. Nefret söylemlerinin engellenmesi. Şimdi tabii bu otokontrolle yapılabilecek bir şey. Yani sosyal ağın kendi içindeki filtrelerle ya da işte şikayet mekanizmalarıyla sağlanabilecek bir konu. Örneğin Facebook bu konuda pek şey yapmıyor, bir adım atmadı. Hatta bu aralar, en azından biz bu videoyu çektiğimiz Temmuz'un 3'ü itibariyle birçok marka, dünya çapında markadan bahsediyorum bu arada, Facebook'a reklam vermiyor. Instagram'a da hakeza benzer bir durum söz konusu. Bunun en önemli sebebi ise Facebook'un nefret söylemlerini ve yalan haberle ilgili içerikler konusunda adım atmaması. Bugün Facebook'a girdiğinizde işte 100 liraya Nike ayakkabı satan da bulabiliyorsunuz. Belli konularda yalan yanlış bilgiler yayan yayınlar, sayfalar, bir sürü şey bulabiliyorsunuz ve bunların konusunda Facebook çok fazla bir adım atmıyor. Diğer sosyal ağlarda biraz daha iyi bu durum. Yani Twitter'da mesela şikayet ettiğinizde hemen bir şekilde o hesap kapatılabiliyor vesaire oluyor ama Facebook bu konuda çok hızlı adım atmıyor. Hatta atmamakta da direniyor arkadaşlar. Bununla hayata nasıl geçileceği konusu birazcık hani bizim istememizle ya da Türkiye'nin istemesi olacak bir şey değil. Genelde o sosyal ağın bir karar vermesi gerekiyor. Peki sosyal ağlar kapanır mı? Aslında bu tartışmanın temelinde yatan şey şu arkadaşlar. Biliyorsunuz birkaç sene önce YouTube yaklaşık bir 6 ay, bir seneye hatta daha bile fazla kapalı kalmıştı. Hakeza işte Wikipedia'da benzer şekilde 2-3 seneye yakın kapalı kaldı. Zaman zaman veya halen de kapalı olan bazı sosyal ağlar ya da çeşitli platformlar bulunuyor. Dünya çapında yayın yaptığı halde Türkiye'de yayın yapmayan ya da yapamayan, engellenmiş platformlar bulunuyor. Elbette bu yapılan şeyler çok doğru olmayabilir. Ancak muhatap olmayınca ya da o içerikler kaldırılmadığı için ne yazık ki böyle sıkıntılar da olmuş olabiliyor arkadaşlar. O bakımdan bu saatten sonra sosyal medya kapanır mı? Sosyal ağlar kapanır mı? Ben çok mantıklı gelmiyor. Açık söylemek gerekirse kapanacağını düşünmüyorum. Konu Türkiye olunca hiçbir konuda çok keskin ve net konuşmamakta fayda var diye düşünüyorum. Sizin de sosyal ağlarla ilgili kapanır mı? Kapanmaz mı? Ne olur? Ne olmaz? Kim haklı? Türkiye mi haklı? Twitter mı haklı? Facebook mu haklı gibi yorumlarınız varsa bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir çekte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.